Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün arkadaşlar arabalarımızı tıra yükleme serisi yapacağız. Çok sevilen ve eğlenceli bir serimiz biliyorsunuz. Parkurumuzu görüyorsunuz. Daha önce gelmiştik. Güzel parkurlardan buradan parkuru geçip araçları tıra yükleyeceğiz. Ve bugün tabii ki hızlı Türk polis arabaları var arkadaşlar. Ve gerçekten hızlılar. Ve bugün umarım kazasız bir şekilde tırımızı yükleyebilir kahramanlarımız. Burada Volkswagen Passat'ı görüyorsunuz. Hemen şöyle yanında Fiat Egea bizlerle olacak. Çok güzel duruyor. Passat gene gördüğünüz gibi harika bir araba arkadaşlar. Türk polis arabası. Hızlı Türk polis arabası. Burada Opel Astra bizlerle. Yanında Hyundai Accent Blue var. Burada Dacia Logan ve burada ise Toyota Corolla bizler olacak arkadaşlar. Bugün hızlı Türk polis arabalarını tıra yükleyeceğiz. Bakalım hangi kahramanlar başarılı olacak ve sorunsuz bir teslimat yapabilecek miyiz göreceğiz. Önce bir beni izleyin. Daha sonra kahramanların orada oynamasını bozacağız artık. Yani gelsinler sırayla. Onlar da yüklemesini yapsınlar. Çünkü şu an çok eğleniyorlar orada arkadaşlar. Gördünüz zaten. Bayağı bir oynuyorlar. Şimdi ilk olarak ben bir yarışayım arkadaşlar. Fiat Egea'yı kullanıyorum. Önce Duba yolu var arkadaşlar. Duba yolunda iyi geçmemiz lazım. Arabaları ne kadar az hasarla ulaştırırsak teslimata o kadar iyi demektir. Yani Türk polis arabalarının çok az hasar alması lazım. Şu an neredeyse hasarsız götürüyorum arkadaşlar. Fiat Egea karşınızda. Burayı döndüm. Güzel bir şekilde yolumuzu takip edeceğiz ve tırımıza yükleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra teslimat için geminin oraya gideceğiz. Bakalım ne olacak. Fiat Egea şu an için sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Buradan hızlandırıcı yavaşlatıcı. Abi bu ne ya? Abi hızlandırıcıdan sonra yavaşlatıcı var gördüğünüz gibi. Araba o kadar hızlı geliyor ki durduramıyorum arabayı. Çok hızlı çarptık. Biraz sağ taraftan hasarımız var. Böyle çok iyi şekilde geçtim. Sol tarafa dönüşümüzü yapacağız. Ardından orada tırımız bizi bekliyor arkadaşlar. Tırımızın dorsesine yüklemeyi başlatacağız. Tek tek tüm kahramanlar yüklemeye çalışacak. Umarım sorunsuz bir yükleme olur. Tırımız burada. Tırımız bugün MAN'ın bir tırı var arkadaşlar. Sarı renkte MAN TGX var. Şu an görüyorsunuz. Abi güzel bir şekilde çıktım üst katın ilk sırasına. Fiat Egea'yı hızlı Türk polis arabamızı yüklemesini yaptım arkadaşlar. Artık benlik bir iş kalmadı. Ben başarılıyım arkadaşlar. Favorabanızı çok iyi belirleyin. Şimdi ikinci kahramanla devam ediyoruz. Batman bugün Volkswagen Passat'ı kullanacak arkadaşlar. Batman ne yapıyorsunuz orada dostum siz? Örümcek abi dans ediyoruz oynuyoruz. Vallahi çok eğlenceli burası. Ya bırak abi ya. Hala oyun oynuyorlar ya. Bak baba Recep abi falan görüyorsunuz değil mi? Alemler bunlar. Şu an için Volkswagen Passat'ı kullanacak Batman arkadaşlar. Bu güzel arabamız, hızlı Türk polis arabamızı bakalım tıra kazasız ve sorunsuz bir şekilde Batman yükleyebilecek mi? O yüzden çok dikkatli izlememiz lazım ve Volkswagen Passat'ı ve Batman'i izliyoruz arkadaşlar. Şu an için güzel, sola geçti güzel, sağa geçti güzel, devam ediyoruz. Abi gayet iyi ya. Ya şimdilik gayet güzel. Tabi sonucu görmek lazım arkadaşlar. Sonuç çok önemli. Sonucunda ne olacak onu görelim öncelikle. Şimdilik devam ediyoruz. Minik bir tünelimiz var. Hızlandırıcı var. Ardından yavaşlatıcı var. Hızlandırıcı çok hızlandırıyor. Yavaşlatıcı da çok yavaşlatamıyor. Ve gene vurduk. Abi dur duramıyor ya. Batman frene basıyor görüyorum ama durmuyor arkadaşlar araba. Araba kesinlikle duramıyor ve şu an görüyorsunuz araba ciddi anlamda hasar aldı. Volkswagen Passat'ın sol arka tarafı resmen sanayilik oldu arkadaşlar. Sanayiye gitmesi lazım, tamir edilmesi lazım. Bir gün bu polis arabalarımızın da tamirini yapacağız arkadaşlar, haberiniz olsun. Şu an için ikinci sıraya. Üst katın ikinci sırası. Oo çok güzel çıktı ha. Tekte çıktı. Vallahi tekte çıktı. Helal olsun Volkswagen Passat'a. Şu an görüyorsunuz güzel bir şekilde çıktı. Demir Adam'ı izleyeceğiz. Demir Adam'dan sonra bakalım neler olacak. Üst katı bitireceğiz çünkü artık. Alt kata geçeceğiz. Alt kat çok önemli arkadaşlar. Üst kattan şu an Hyundai Accent Blue'yu izleyeceğiz. Tabii yükleyebilir mi? Demir Adam orası da var. Belki yükleyemeyecek arkadaşlar. O yüzden her zaman söylüyorum. En sevdiğiniz arabayı, favori arabanızı çok iyi yazın yorumlara. Çünkü onun parkuru bitirdiği demek sizin de doğru tahminde bulunmuş olmanız demektir. Ve şu an Hyundai Accent Blue'yu izliyorsunuz. Sağ dönüşünü yaptı. Devam abi. Devam 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 devam. Sol tarafa döndü. Çok güzel. Devam ediyoruz. Hyundai Accent Blue. Çok güzel bir şekilde devam ediyor. Hızlandırıcı ve yavaşlatıcımız var. Fren yap. Abi yok. Abi durmuyor ya. Fren izlerine baksanıza lastik izlerine.
Araba durmuyor arkadaşlar. En azından ilk 3 araba durmadı. Sonraları ne olur onu bilmiyorum. Ama arabamız hasar aldı maalesef. Hasar almayan daha başarılı demektir. Onu söyleyeyim şimdiden. O yüzden arabaların da hasarına bakın. Çünkü iyi bir başarılı bir yükleme olması lazım. Bakalım göreceğiz. Şu an için üst katın son sırası Hyundai Accent Blue'nun oldu gördüğünüz gibi. 3 araba başarılı bir şekilde yüklendi arkadaşlar. Sorun yok, kaza yok, sıkıntı yok. Nasıl buldunuz? Güzel değil mi? Her şey yolunda. Bakalım alt katta neler olacak arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden Recep abi beklesin. Baldi hoş geldin dostum. Hoş bulduk ya bak, Recep hep oynuyor ya. Valla sabahtan beri oynuyor. Baksana kaptan da oynuyor. Neyse dur bakalım ne yapacağız bugün. Ya Baldi hiç dinlemiyor musun beni ya? Adamlar oyun oynamaktan beni dinlemiyor arkadaşlar. Baldi bugün arabaları en az hasar ile, en az kaza ile tıra yüklemeye çalışacağız. Ya çok kolay. Neyse dur bakalım. Çok basit bir görev bu ya. Valla çok kolay bir görev. Göreceğiz birazdan abi. Bakalım kolay mı zor mu göreceğiz Baldi bugün. Şu an için Opel Astra'yı izliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım performansı nasıl olacak. Beraber göreceğiz. Şu an için devam ediyor. Buradan geçtik. Buradan da geçtik. Çok güzel. Devam. Yavaşla. Oo! Abi çarpmadı bu sefer. Helal olsun Opel Astra ve Baldi. İlk 3 araba duvara vurmuştu ve arabada ciddi anlamda hasarlar oluşmuştu. Ama Opel Astra ve Baldi. Baldi dediğini yaptı. Kolay dedi değil mi başında size? Evet ben inanmadım ama cidden doğru. Kolay bir şekilde geçti. Adam duvara bile vurmadı. Alt katın ilk sırasına yalnız... Abi buraya çıkamadı bu da ya. Ya bir doğru çık gözünü seveyim. O kadar iyisin dedik. Aa vurdun ön tarafı. Neyse. Güzel. Bence gayet iyi arkadaşlar. Alt katın ilk sırası. Görüyorsunuz Baldi'yi. Opel Astra'yı yükledi. Üst katta Egea var. Bilmem ne var. Passat var. Hyundai Accent var. Durumlar güzel gidiyor şimdilik. Biraz kazalı oldu ilk 3 araba ama genel anlamda fena değil arkadaşlar. Daha 2 arabamız var. Önce bir Toyota Corolla izleyelim. Toyota Corolla da güzel bir araba. Bakalım tabii. Kaptanın performansı nasıl olacak? Onu da çok merak ediyorum gerçekten. Çünkü Corolla hızlı bir Türk polis arabası. Tıra yüklenmesi lazım. Hemen bir şekilde teslimatın da yapılması lazım güzel bir şekilde. Umarım kazasız olur arkadaşlar. İzleyelim Corolla'yı. Dikkat. Sola geçti. Tekrar sağa geçti. Tekrar sola. Tekrar sağa. Tekrar sola. Çok iyi bir şekilde devam ediyor arkadaşlar şu an için. Toyota Corolla'nın performansı kaptanla gayet başarılı. Her şey yolunda arkadaşlar. Buraya dönüş gayet başarılı. Devam. Şimdi atlayış. Çok güzel. Toyota Corolla geliyor. Hızlandırıcı ve yavaşlatıcı. Çok güzelsin be. Abi olay budur ya. İlk 3 ben de dahil niye durduramadık arabaları bilmiyorum. Sanırım frenlerimizde biraz sıkıntı var. Ama gördüğünüz gibi Opel Astra'dan sonra Toyota Corolla'da inanılmaz bir fren sistemine sahip. Yavaşlatıcının olduğu yerde çok güzel durdu. Duvara veya konteynere vurmadan kazasız bir şekilde gidiyor. Abi daha ne olsun? Gerçekten çok güzel de burada bunlar da burada vuruyor yani. Orada vurmuyor geliyor. Dorsaya vuruyorlar. Neyse yapacak bir şey yok. Ama alt katın arabaları daha iyi olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Üst kat sıkıntılı. Çok hasar. Çok kaza var alt üst katta. Alt kat çok çok iyi arkadaşlar. Onu söyleyebilirim rahatlıkla sizlere. Şimdi artık Recep abiyi çağırdım. Recep abi ne yapıyorsun abi ya? Lan oyun oynuyorduk lan dans ediyorduk. Ne yapacaksın? Ne oldu? Sil bakalım. Recep abi ne yapacağım var mı işte? Parkurda seni bekliyoruz. En sona sen kaldın ya. Lan oğlum ne olacak lan bir şey olmaz. Tır mı kaçtı? Tır mı kaçtı söyle bana. Yok Recep abi tır mı kaçmadı abi. Neyse bir şey demiyorum ya. Hiçbir şey demiyorum Recep abi arkadaşlar. İzleyelim. Dacia Logan karşınızda. Görüyorsunuz Recep abi. Vay 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 kıvrak hareketler. Güzel. Çok iyi be. Recep abi iyi gidiyor. Vallahi iyi gidiyor. Ne güzel hareketler yapıyor öyle. Çok güzel. Kıvrıla kıvrıla gidiyor. Gayet başarılı Dacia Logan. Bakalım Recep abi de kazasız bir şekilde tıra yükleyebilecek mi arabamızı? Hızlı Türk polis arabası ve fren sistemi muhteşem ya. Abi çok güzel be. Gerçekten çok güzel. Çok iyi duruyor. Sorunsuz duruyor. Performans çok iyi Recep abinin şu ana kadar. Bakalım tıra yüklemede sorun yaşayacak mıyız arkadaşlar? Allah Allah çok iyi. Çok güzel gidiyor. Dacia Logan karşınızda. Recep abi alt katın son... Oo, çok iyi girdi be. Vallahi çok iyi girdi. Mükemmelsin Recep abi.
Gördüğünüz gibi üst kat ve alt kat başarılı arkadaşlar. Recep abi de aşağı indi artık. Üst katta Hyundai Accent var, Volkswagen Passat var, Fiat Egea var, altta Opel Astra var, Toyota Corolla var ve Dacia Logan var arkadaşlar. 6 hızlı Türk polis arabasını yüklemesini yaptık. Recep abi tıra bindi, şu arkadaki dorsenin kapağını kapat. Lan öyle bile bakayım lan hangi kapağı. Ha dur, ha gördüm şu arkadaki kapağı. Dur bakalım, güzel polis arabada güzel. Kapağın şunu kapatmamız lazım. Tuş hangisi? Ha şuradaki, şu tuşa basayım. Bastım bakalım kapandı mı lan? Şişt, kapandı mı lan? Lan Recep abi bir dakika bakıyorum. Ha kapanıyor, kapanıyor. Tamam abi doğru tuşa basmışsın. Arkayı da kapatıyoruz dorsenin kapağını da. Gördüğünüz gibi 6'sı arabanın 6'sı da başarıyla yüklendi. Ama ilk 3 arabada hasar vardı arkadaşlar. Maalesef geri kalanlar çok çok iyi bir şekilde tırımıza yüklendi. Recep abi şu an görüyorsunuz 6 tane hızlı Türk polis arabasını MAN TGX tırımız ile nereye götürüyor? Geminin yanına götürüyor. Sevkiyat var arkadaşlar. Farklı illerdeki emniyet şubelerine, emniyet müdürlüklerine, karakollara bu arabaların gitmesi lazım. Çünkü oraya arabaya, polis arabasına ihtiyaç var. Recep abi de bu görev üstlendi. Sağa dön abi. Dön 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 dön. Güzel. Düz devam edeceğiz. İleride büyük bir gemimiz var. Sevkiyat için, teslimat için gördüğünüz gibi konteynerlar bekliyor. Konteynerlara tek tek yüklenecek bu Türk polis arabalarımız ve artık hangi illere gidecekse oralara gidecek arkadaşlar. Bugün gerçekten çok güzeldi. Umarım favori arabanızı yazmışsınızdır ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.